Zavuz, Beynelmiler Dağcı kanalının yeni videosuna, misafir odasının da yeni videosuna aynı zamanda hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Esrar'ın, Red Light'ın, eşcinsel evliliklerin, özgürlüklerin başkenti Hollanda'dan, Amsterdam'dan Emre abi. Kendisiyle Ekşi Beşiktaş podcastinde tanıştık. Orada görüşlerini çok çok beğendiğim bir abi. Kendisi de Şenol Güneş'i seven bir kişi olarak daha da böyle kendisine karşı bir sevgim arttı. İlk kez bir video ile görüşüyorum kendisiyle. Hoş geldin abi. Öncelikle bir seni tanıyalım. Ne yapıyorsun Hollanda'da ya da Emrah Dinçer kimdir? Bir kısaca kendini tanıtırsan. Hoş bulduk. Ben Emrah Dinçer. Hollanda'da ne yapıyorum? Hollanda'da yazılım mühendisliği yapıyorum. Telekom sektöründe çalışıyorum. Üniversiteden mezun olduktan beri hep genel olarak yani çoğunlukla telekom sektöründe çalıştım. İşte Ar-Ge yaptık filan. Yani Türkiye'deki Türk Telekom gibi düşün. Hani işte telefon, cep telefonu, sabit telefon, internet, kablo TV filan gibi hizmetler veren o tarz bir şirkette. Operasyon işi yapıyorum. 5,5 yıldır falan buradayım. Açıkçası tam şey gezi döneminin arkasından Türkiye'ye dair ümitleri kaybetmişken böyle bir şey çıktı. Fırsat çıktı. Ben de kalktım geldim. Kaç tane arkadaşım buraya yani sırf eski çalıştığım şirketten belki 10 kişi falan var burada. İşte 2-3 tane kuzenim şu an burada falan. Böyle yurttan arkadaşlarım üniversiteden bayağı aynı yurtta kaldığımız zaten 8 kişilik odanın diyeyim 2 kişisi yani ben hariç toplamda 3 kişisi şu an burada falan. Hani birbirinden bağımsız yollarla geliyor insanlar. Ve bu sırf Hollanda. Ama şey de değinmek isterim. Mesela şimdi Amsterdam deyince sen biraz esprili şekilde öyle açtın. Herkesin aklına o canlanıyor işte. Böyle Esrar'ın, işte Red Light'ın, serbest bir şekilde işte eşcinsel evliliğin, seks partilerinin sular gibi uyuşturacak işte bir ortam. Öyle değil abi. Burası gerçekten çok sakin. Böyle huzur dolu. Hani insanların etliye sütlüye karışmadan yaşamaya çalıştığı falan bir şehir yani. Vatandaşlıkta sınır 5 yıldır. Ben yanlış mı biliyorum Hollanda'da? Sınır 5 yıl. Hatta şey geçen sene şöyle geçen 1,5 sene falan oluyor. Şöyle heyecanlı bir olay oldu. 5 yıldan 7 yıla çıkartılması için bu hani bütün Avrupa'da aslında bütün dünyada aşırı sağın bir yükselişi var biliyorsun. Burada da bu Geert Wilders'in bir partisi var. O tipi de böyle Trump'a benziyor. Sarışın falan kıl kuyruk tipli bir eleman. Bu arada aslında o tam Hollandalı da değilmiş. Adam faşist ama şey böyle 4'te 1'im de Surinamlı. Saçı da boya sarı, gerçek sarı değil yani. Bunlar yükseldiği için kendileri bir şey önergesi verdiler. İşte vatandaşlık koşulları zorlaştırılsın ve de 5 yıldan 7 yıla çık. Diğer normal merkez sağ filan gibi olan partiler de kendi şeylerini kaybetmemek için buna çok sesle çıkartamadılar filan. Senato var, çift kademeli kabine. Yani bir yasa çıkacağı zaman önce şeyden çıkıyor, meclisten çıkıyor. Sonra senato da işte onaylanıyor ya da onaylanmıyor. İşte ondan sonra en son işte kral var. Daha yani kralın sembolik bir gücü var. İşte kral da bunu bir imzalıyor, şey oluyor, yasa geçiyor. 5 yıldan 7 yıla çıkacaktı. Meclisten de geçti, senatoya gitti. Senatoda, şimdi yalan olmasın, galiba 100 kişilik bir senato diye hatırlıyorum. Ya da yani 100 değilse de 100 diyelim şimdi. 49 tane evet, 49 tane hayır vereceğini açıklayan senatör oldu. İşte farklı farklı partilerde. İşte o partinin 20 senatörü var, bu partinin 10 senatörü var filan. Lehinde olanlar, aleyhinde olanlar derken 49'a 49 kaldı. İki, yani çok burada ufak küçük bir parti var işte, %2... senatörü olan. SGP diye bir parti. Bunlar da bayağı enteresan. Şey bunlar, bildiğin fundamentalist. Yani nasıl diyeyim? Anayasayı kaldıralım, yerine İncil koyalım falan diyor adamlar. Hani böyle hani Taliban'ın protestan modeli gibi. Ya böyle adamların hani şiddete yönelik bir hareketleri yok ama. İşte eşcinsellik yasaklansın. Sallıyorum işte eşini aldatan kadın işte meydanda kırbaçlanacak falan. Hani adam yani İncil'de ne yazıyorsa bu olsun diye. Böyle bunlar hani fundamentalist Hristiyan adamlar. Burada da enteresan bir şekilde bayağı aslında ilerici bir ülke filan ama Amerika'daki gibi burada bir bölge Bible Belt deniyor. Böyle bir alan var. Böyle doğudan batıya doğru şöyle hafif meyilli uzanan bir bölge. İnsanları bayağı tutucu yani. Böyle çoğunu Hristiyan adamlar. Buradan da işte bunları birkaç tane milletvekili çıkartmışlar. Neyse sonuç olarak olay döndü dolaştı. Bu SGP'nin iki tane senatörünün vereceği oya geldi. Bunlar da son güne kadar karar veremediler. Ya işte şöyle mi desek böyle mi desek filan. Sonra en son ya işte biz bir kere bir söz vermişiz 5 yıl olacak diye. Verilen sözden caymak işte Hristiyanlığa sığmaz filan deyip bunlar hayır oyu verdi. Biz 5 yıl kaldı vatandaşlık süresi yani. Ben buraya ilk taşındığım zaman önce şirket bir yer ayarlıyor. Bir otel gibi bir yerde kalıyorsun. Bir aylığına şirket onu ödüyor sadece. O bir ay içinde kendine bir ev bulman lazım. İşte o ev bulma sürecim de biraz uzadı filan. Böyle burada kiralık ev bulmak bayağı büyük bela bir şey yani. Çok pahalı ve zor bulunuyor. Böyle resmen ev sahiplerine yalvarıyorsun. Ne olur işte ben de sana aynı parayı vereceğim. Ona verme bana ver filan diye. Millet birbirine yani
bir ev kiralık ilanı çıkıyor. Çıktıktan 2 saat sonra mesela geri kalkıyor ilan. Çünkü 2 saat içinde kiralanmış gitmiş oluyor falan. Böyle yani bayağı vahşi bir piyasa var. Kültürle alakalı olarak bu 5,5 yıllık süreçte hani Hollanda kültüründe dikkatini çeken şeyler neler oldu mesela? Şey hani bu 5,5 yıllık süreçte hani Hollanda kültüründe dikkatini çeken şeyler neler oldu mesela? Şeyi mesela söyledim mesela adamlar çok direkt, gerçekten direktler. Yani iki maçlılarda bu genel olarak iyi bir özellik aslında. Hani dürüstlük falan gibi. Biraz bazen insanı gerse de yani. Klasik Avrupalı mesela esneklik eksikliği var. O çok enteresan. Şimdi benim evimin önünde tramvay durağı var. Hava kötüyken falan bisikletle değil tramvayla gidiyorum işe. Hı hı. Şimdi tramvay durağının orada böyle yerde bir çizgi var. Tramvay tam gelip böyle o çizginin olduğu yerde duruyor böyle o hani şey, hı hı, tramvayın durma çizgisi. Fix gelip orada duruyor işte. Sen de işte iniyorsun, biniyorsun falan neyse. Ama orada bir de kırmızı ışık var. Kırmızı ışık da bu çizgiden 2 metre ötede falan yani. 2 metre bile değil ya, 1 metre falan ötede. Yani tramvay geliyor böyle duruyor kırmızı çizgide, normal çizgide. Yolcuları alıyor, indiriyor, bindiriyor falan. O kapılarını kapatıyor. Sonra birbirine çekiyor, duruyor. Bu sefer kırmızı ışığı bekliyor. Hı-hı. Ve kırmızı ışık bayağı uzun sürüyor. Hı-hı. Mesela o arada adam öldürsen açmıyor o kapıyı. Ay ay ay. Ya adam mesela şu tam çizginin önünde durmuş. Ben böyle koşarak yetişmeye çalışıyorum falan, böyle kolumu uzatıyorum falan, kapıya yetişemiyorum. Kapı böyle vız vız diye kapanıyor önünde. O sonra tramvay şoförü diye bu kadar sürüyor. Sonra duruyor. Ya toplam böyle hani kapı önümdeyken şu kadar ilerliyor. Kapı önünde şuraya duruyor. Ben kapının yanına gidiyorum. Ya kardeşim açıyorum. Bak kırmızı ışık kaç saniye var daha filan. Adam hayır falan. Ne ya vardı? Bu yani bu yani amiyane tavırda tabirde bu gavurluk yani. Ama mesela ben burada şuna takılıyorum. Beni tam beni tramvaya alma. Yani beni tramvaya alma. Okey onu anlıyorum. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi sen geldin burada durdun ya. Önünde kırmızı ışığında yandığını görüyorsun. Abi bu bir metreyi niye ilerliyorsun? Dur aynı yerde bekle. Tam içeri beni aldı da. Dur aynı yerde bekle. Yani kırmızı ışık yanınca bas git yani. Şeye üşenmiyor musun? Böyle tramvayı 50 santim daha ileri götürüp sonra geri durmaya. Üşenmiyor mu? Üşenmiyor adam. Onu da yapıyor yani. Çünkü onun çizgisi orada, öbürünün çizgisi orada. Hollanda dışında nerelere gittin abi? Schengen vizesine ihtiyacı olmayınca insan daha rahat gezmeye başlıyor. Bir de buradan işte ucuza şey bileti, işte uçak bileti, tren bileti falan da bulunuyor. Yani Avrupa'da bu geçen 5-6 yıl içinde bayağı bir her yere gittim herhalde yani. Biraz Beşiktaş maçı da çok kovaladım. Bizim deplasman yasağından önce. Hani biraz da kendimi onu bahane ederek de bir miktar gezmiş bulundum. Gezecek daha fazla vaktim var. Daha çok param var. Vize almaya ihtiyacın yok. Avrupa ülkeleri için de şimdi yani tabii ki Akdeniz ülkeleri her zaman Akdeniz ülkeleri. Hem bize şey olarak daha yakın kültür, işte İtalya'nın, Yunanistan'ın falan şey açısından hani yemekleri şöyle güzel, işte doğası böyle güzel falan. Ama şöyle söyleyeyim şey Akdeniz ülkelerini bir köşeye koyacak olursak kuzey, batı Avrupa ülkeleri için en çok İsviçre'yi sevdim. Şimdi bura mesela bura çok düzlük. Belki ondan sonra mı öyle geldi bilmiyorum. Bu dağlar falan böyle çok hoşuma gitti. Böyle ormanlar. İşte böyle tren, adamlar o kadar güzel her yere ya küçük böyle köylere kadar tren çekmişler. Böyle bin nüfuslu köyde falan tren istasyonu var ve her yerde yani. Ve işte çok güzel bir ta 1800'lerde adamlar acayip güzel bir altyapı kurmuş. İşte mis gibi böyle gayet tertemiz trende böyle aynen bahar böyle yeşil kır çiçekler açmış. Haydi'nin koşturduğu kırlar gibi o Alpler içine böyle geçiyorsun, giriyorsun tünele. Tünel dağın içinde 720 derece dönüyor. İki tur atıyor. Dağ içine şöyle, şöyle iki tur atıyor. Yani yükseltmek için treni. Dağın öbür ucundan bir çıkıyorsun, her taraf bembeyaz kar böyle. Ha böyle 5 dakika, hani 5 dakika sonra. İşte böyle karların içinden gidiyorsun, buzullar, bilmem neler böyle işte donmuş, işte akarsular filan derken yeniden bir tren tünele giriyorsun. Bir çıkıyorsun, yeniden böyle bahar gibi işte yeşil kırlar, işte Milka inekleri gibi inekler filan. Yani harika bir doğası vardı. O şey çok hoşuma gitti o. Ama tabii şey açısından hiç beğenmedim. Çok pahalı ya. Hava kararmadan videoyu bitirelim abi. Bir saat oldu videoyu çekerken. Kaldır. Kolunu kaldır. Işık kaçacak. Diline sağlık. Çok çok güzel bir hem kültürel hem çok da bilgilendirici bir görüşme oldu. Çok bilgilendirici video oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.